Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, İrfan Gündüz'le iftar sevincini sunar. Albaraka Türk, hayırlı Ramazanlar diler. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir Ramazan akşamında, bir iftar sevinci programında daha sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Her defasında olduğu gibi bizim geleneksel bir adetimiz var. O da güzel bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz de muhterem üstadımız Abdullah Sert abimiz. Hoş geldiniz. Sefalar Hoş bulduk getirdiniz. Hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun abi. Vakit ayırdınız bize, lütfettiniz. O yüzden bugün tabii Ramazan'ın ilk haftasındayız. Güzel günlerdeyiz. Ben zaten de sohbeti esas zevkle bizim Erkam Radyo'daki sohbetlerinizi dinliyoruz Allah için. Gayet tatlı, güzel, etkili bir sohbetler oluyor. Sanki sizi dinleyen adam iki kişi baş başa konuşuyormuş gibi hissediyor kendisi. Ben de kendim öyle hissediyorum. Dedim Abdullah abiyle sohbeti gelin. Dedim ki birinci bölümde sohbeti ele alalım. İkinci bölümde de hizmeti ele alalım dedim. Şu Ramazan mübarek günde. Çünkü Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki bizim yolumuz sohbet ve hizmet yoludur. Çok güzel. Tabii ben sohbeti de şey yaparken Ebu'l-Huda Es-Sayyadi Hazretlerinin Risale-i Sırrül Hal diye bir risalesi var. Hal Risalesi. Yani Peygamber Efendimiz halini, duygularını hissettiği o manevi dünyayı ashabına nasıl aktarmış? Bunu merak etmiş Ebu'l-Huda Efendi Hazretleri. Böyle bir şey yazmış, kitap. Diyor ki hal transferinde, duygu ve düşüncelerin muhatabımıza intikalinde bir gözlü iletişim, iki sözlü iletişim, bir üçüncüsü de bir arada bulunmak, birlikte bulunmak. Dördüncü usul sohbet. Peygamber Efendimizin sohbetinde bulunanlara ashab denmiş. Onunla sohbet şerefine nail olanlar. Neden sohbet? Ubeydullah Ahrar Hazretleri de diyor ki en erdirici usul, seyr-i sülükte sohbet usulüdür. Niye? Dördü bir arada var. Gözlü iletişim var, sözlü iletişim var, bir arada bulunmak var, göz göze gelmek var. Ne kadar güzel bir şey. O yüzden bu sohbeti sizden dinleyelim muhterem üstadımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabii sohbet diyoruz. Sohbetimize de yine şöyle başlayalım. Ramazan'ın ilk günlerindeyiz. Dolayısıyla hem Erkam Radyomuzun aziz dinleyicilerinin hem Erkam TV'mizin kıymetli izleyicilerinin Ramazanları tebrik ederiz öncelikle. Böyle hani bendeniz Ramazan'ı biraz da böyle uzun bir koşu gibi düşünüyorum. Hani atletler böyle uzaktan koşarlar, gelirler. Tam atlayacağı sırada bütün güçlerini koyarlar ortaya. Böyle Recep-i Şerif'ten başladık. Allah'ım bizi Ramazan'a kavuştur. Allah'ım bizi Ramazan'a kavuştur. Recep mübarek olsun, Şaban mübarek olsun. Bir de Ramazan'a kavuşalım diye. Durak durak geldik sanki. Regaib kandili, Miraç kandili ve sonra çok yakında idrak etmiş olduğumuz Berat kandili. Ve şimdi Rabbimiz dualarımızı kabul etti hocam. Ramazan'a kavuştu. Elhamdülillah. Bazen de şöyle düşünüyorum. Cenab-ı Hak şimdi bizlere bir soru sorsa, ey kulum iki aydır Ramazan deyip durdun. Buyur bakalım Ramazan geldi, ne yapacaksın şimdi? Ya işte. Orucun nasıl olacak? Ondan sonra namazların nasıl olacak? İçtimai ilişkilerin nasıl olacak diye bize şöyle bir soru gelse veya biz bu soruyu kendi içimizden sorsak derim. Dolayısıyla öncelikle Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim bu güzel mevsimi hakikaten hani özlediğine kavuşup da o kavuşmanın zevkine varan bir insanın neşesiyle geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Arkadan Kadir Gecesi'nin hasretindeyiz şimdi. Amin. Bayramı bekliyoruz ve daha ötede ebediyet bayramlarına kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Tabii sohbet konusu gerçekten hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müekket bir sünnetidir diye geçiyor kitaplarda. Ama burada değerli hocam çok önemli bir husus var. Malum seminer var, konferans var, panel var.
insan iletişimlerini sağlayan farklı farklı münazara var. Fakat sohbet bunların içerisinde çok farklı bir kelime. Bunda şöyle ifade ediliyor genelde malumunuz sahabe tarifinde. Sohbet daha çok hem fiziki hem de ruhi beraberliğin olduğu ortamlar. Evet. Yani sohbet hem ruhları birbirine yakın olan insanlarla aynı fiziki ortamı paylaşmak demek. Onun için mesela sahabe tarifinde de malumunuz, yani Resulullah Efendimiz de aynı iklimi paylaşmış, aynı mekanı paylaşmış ama ruhen ondan uzak olduğu için onlara sahabe denmiyor. Diğer taraftan kalben, ruhen Resulullah Efendimiz'le çok beraberliği var ama o fiziki ortamı, o göz gözeyi yakalayamamış. Çok güzel ifade ettiniz az önce. Yani hani böyle göz göze söylenen söze muhatap olamamış. Ona da sahabe denemiyor. Bunun misali işte cahiliye döneminin insanları Resulullah'a inanmadıkları için belki aynı sokakta yürüdüler, yakın beraberlikleri oldu ama sahabe denmediler onlara. Ancak Ebu Bekir Efendimiz gibi, Hazreti Ömer gibi hem onunla aynı mekanı paylaşan hem de kalbini ona açmış. Resulullah'ın her sözünü onun böyle gözlerinden, sözlerinden içmişler. İçenlere sahabe deniyor. Ama Veysel Karani gibi yanıp tutuşan, adeta 24 saatini Resulullah'la beraber yaşayan, hayal bir rivayete göre de hani Yemen'den Rahman'ın nefesi gelir diyor, buyruluyor. Yani kendi varlığını ta Yemen'den hissettiren insan, o fiziki beraberliği sağlayamadığı için ona da sahabe denmiyor. Dolayısıyla gerçekten sohbet böyle insanların aynı anda birçok şeyi beraber yaptığı, az önce ifade ettiğiniz. Sohbette hem söz var, hem göz var. En önemlisi de Allah Teala'nın o gönlü beraber olan, sözü beraber olan, aynı fiziki ortamı paylaşan insanlara Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı var. Hani o çok meşhur bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, herhangi bir topluluk bir yerde otururlar. Orada sadece Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini müzakere etmek için bir ve beraber olurlarsa, oraya Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti nüzul eder. Bir, onun etrafını melekler kuşatır. İki, dolayısıyla sohbet diğer topluluklardan, beraberliklerden farklı bir şey. Esasında da sohbeti o farklı kılan ruhların karşılıklı olarak birbirine teması. Hani fizikteki, kimyadaki birleşik kaplar misali gönülden gönüle. Yani sohbette bazen değerli hocam sadece söz bir tarafa gitmez. Gider, bir taraftan söz gider, bir taraftan da karşılıklı halde gelir. Karşılıklı sözle gelebilir. Ama hiçbir şey gelmese de, konuşmuyorlar. Efendim? Susuyorlar bazen de karşılıklı. Şimdi hocam ben size isterseniz böyle bir sükût sohbeti anlatayım istersen. Evet, yani onu bir anlatsanız. Yani gerçekten bazen de o sükût sohbetleri vardır. Ama tabii bu sükût sohbetleri ancak böyle iç dünyası çok dolu olan, sükût ettiği zaman gönlünden dışarı feyiz dağıtan insanlarla olur. Yoksa kafası karışık bir insan susmuş, içinde çok farklı farklı düşünceler var. Oradan dışarıya bir şeye gitmez yani. Ama içeride bir ilahi tecelliler var. O zat sustuğu zaman da konuşuyor gibi olur zaten. Biz böyle yıllar önce Medine'de bir sükût sohbetinde bulunduk hocam. Rahmetle de onları da yad etmiş olalım. Allah rahmet Hindistanlı eylesin. Bir Kadiri Şeyhi vardı. Allah rahmet eylesin. Mevlana Ziyaddin Efendi diye. Mescid-i Nebevi'ye çok yakın bir yerde otururdu bu zat. 110 yaşlarında da vefat etti. Ayrıca Türklere de çok muhabbeti vardı. Hemen hemen her duasında böyle Türkiye'ye dua ederdi ki bizzat ben o zatın, o 100 küsur yaşındaki zatın Türkiye'ye dua ettiği o sahneyi de yaşadım bir umre seferimizde. Allah rahmet 1977 eylesin. Yılıydı herhalde. Bir umreye gitmiştik. Dediler ki bugün Mevlana Ziyaddin Efendi Hazretlerine gidilecek. O umrede de merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız da var. Daha doğrusu Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini davet etmişler. Ama bizler de işte onun talebeleri olarak katılmış olacağız yani. Bizler ana misafirin yanında gidiyoruz. Tabii önce gittik biz ki onları bekletmeyelim diye Sami Efendi'yi. Hazret yer minderinde oturuyor.
böyle çok huzurlu bir zat. Ondan sonra zayıf, naif bir efendi dualar ediyor. Bir ara dedi ki, Sami Efendi geliyor mu dedi. Arapça olarak. Efendim az sonra gelecek dediler. Ve değerli hocam, hakikaten az sonra da Sami Efendi de çok yakın bir iki kişiyle geldi. Kapıdan girdi, ona çok yakın bir yere Esselamu Aleyküm deyip o da yere oturdu. Biz de zannettik ki bunlar kalkacaklar, sarılacaklar, ehlen ve sellen diyecekler. Keyfe haluk, yani nasılsın filan, hal hatır soracaklar. Sami Efendi geldi, Esselamu Aleyküm dedi. O da bir aleyküm bir selam dedi. Ve hepsi birden başlarını eğdiler. Bir sükut. Biz de bekliyoruz ki konuşacaklar, biz de istifade edeceğiz. Ama hocam, gerçekten yani benim hayatımda unutmadığım farklı bir sahnedir bu. Çok anlatıyorum onu birçok yerde. O anda sanki çok farklı bir hal oldu böyle. Ya farklı bir dünya abi. Çok farklı bir dünya oldu. Yani biz bütün dünyadan koptuk gibi geldi o anda sanki. Onların o sükutuyla etrafa yaydıkları o manevi hava bizi gerçekten dışarıdan kopardı böyle bir anda. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika çit yok hocam. Çit yok yani. Hayretler içinde kaldım. Hatta bir müddet sonra böyle içimizde biraz farklı yanmalar başladı. Herkes yanımızdakiler de böyle elleri dizinde, elleri herkesin dizinin üstünde. Derin bir şey, herkes dondurulmuş gibi. Zaman durmuş sanki. Zaman da durmuş gibi. Dedim içimden şu zatlar ya konuşsa, ya bize müsaade etseler çıksa biz dayanamayacağız bu hale. Sonra Fatiha dediler hocam. O kadar. Esselamu Aleyküm oturdular. Yarım saat sonra da Fatiha yarım dediler. Saat kadar devam etti gerçekten. Fatiha dediler. Fatiha dediler. Biz gençleri yukarıda böyle uzun bir Hint sofrasını aldılar. Onlar biraz daha mübarekler, yaşlı olduğu için herhalde onlara aşağıda ikram ettiler. O sofrada da yine böyle sanki o sohbet devam ediyordu. Derin bir sükut içinde o yemekler yenildi. Bir yemek duası da yapıldı. Bir saat sonra döndük geldik. O günkü sohbetimiz gidip bir selam duymak oldu. Bir Fatiha duymak oldu. Bir yemek yiyip yemek duası duymaktan ibaret oldu ama bakın 77'den bugüne yıllar geçti. Ben onu sanki dün yaşamışım gibi zaman zaman hatırladıkça yani o sohbet böyle bir su gibi akıyor zaman içinde yani. Hani bir yere giderseniz bazen bir olay yaşarsınız gelir geçer. Ama demek ki sohbetlerde öyle bir şey vardır ki ister sesli bir sohbet olsun, bu sözlü bir sohbet olsun, isterse bir hal sohbeti olsun, sükut sohbeti olsun, sizin ta içinize işlediği için böyle zaman zaman içinizden size seslenir yani. Hani esas mesele de belki sohbetlerde, sohbetin en güzel tarafı veya en müessir tarafı sohbetin kalpten gelmesidir. Ha, evet. Bütün mesele o. Yani sohbet bir kitap okumak değildir sadece. Ama eğer o kalpten gelirse, çok da güzel bir söz var. Yani sadece dudaktan gelen sözler kulağa kadar gider. Sonra kulaktan da geçer gider. Kulaktan ama kalpten gelen düşer. Sözler... Kulaktan aşağı düşer. Evet. Tabii. Ama kalpten gelen sözler kulaktan içeri girer ama ya. Kalpte kendine bir yer bulur. Ve zaman zaman böyle hatırlarsak hepimiz gençlik yıllarımızda böyle güzel meclislerde bulunup da hani kağıda yazmasak da gönlümüze yazılan güzel mesajlar vardır. İliklerimize kadar tabii, işleyen. Ya, önemli şey. Oradaki hem söz hocam hem de orada hissettiğiniz o manevi hava, hani böyle bir türlü kokusu geçmeyen güzel kokular vardır böyle. Evet. Yani günler geçer, o böyle hissederseniz onu. Evet, bazı sohbetler de vardır ki, beraberlikler yani. Bu sohbet illaki bir kitleye, bir topluluğa yapılan değildir. Hayır, hayır. Esas burada, muhterem üstadım, yani ya eyyühellezine amenettekullah ve kunu me'assadikin. Bu da Ubeydullah Ahrar Hazretleri, bu sadıklarla beraber olun. Fizik olarak bu doğrudur. Güzel insanlarla beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak. Kıtmir bile Ashab-ı Kehf'le beraber olduğu için, bak cennetlik hayvanlardan bir tanesi. Bir de Salih Aleyhisselam'ın devesi var herhalde ama niye? Ashab-ı Kehf'le hemhal olmuş. Öyle bir enteresan bir şey. Bir de bunun tabii fizik olarak beraber olmak, kamil bir insanda biz nasıl 24 saat beraber olacağız? Onun da kendine has dünyası var, ibadet dünyası var, aile hayatı var.
gıyabında da onunla beraber olmayı da bu beraberliğe dahil ediyor. Tabii hocam. Zaten ona genelde deniyor ki yani fiziki ve gıyabi beraberlik. İşte o gıyabi beraberliğin bir farklı ifadesi muhabbettir. Evet. Muhabbet böyle insan içinde akar gider ve eğer o özellikle hayran olduğunuz zatlara muhabbetiniz varsa onunla ilgili her şey sizi adeta size seslenir yani. Diyelim ki bir yerde onun okuduğu bir kitabı görürsün. Hani burada bir kütüphanede bu muhabbeti yapıyoruz. Ya bu kitabı, o kitap da size onu hatırlatır mesela. Evet. O kitap da sizi hatırlatır. Dolayısıyla özellikle manevi eğitimde sohbeti çok önemsemişler ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin buyurduğu gibi bizim yolumuz sohbet yoludur. Yani uzlet yolu. Sohbetin karşılığı da uzlettir. İnsanlardan uzak kalmaktır. Yani sohbet aslında insanların birbiriyle beraber olmasıdır ama evet. Bu beraberlik bir manevi harçla yoğrulursa gerçek manada sohbettir. Yoksa beraber olursun, Allah muhafaza günah da işlersin yani. Dedikodu yaparsın. Malayani konuşursun. Veyahut da masiva ile meşgul olursun. Ama sohbet öyle değil. Biraz kalplerin birbirine uyuştuğu, ondan sonra karşılıklı alışverişin olduğu. Mesela bazen de birisi sözüyle gerçi meclise güzel mesajlar verirken bir diğeri o sözü alıp kalbinden farklı güzellikler verir. Yani sohbetten herkes istifade eder. Evet. Konuşan da istifade eder. Dinleyen de konuşana mesajlar verir haliyle. Şöyle bir şey okumuştum. Nur Şinli Ziyaettin Efendi'ye bizzat bazen kimse bulamayınca çocukları etrafına toplar, onlarla sohbet edermiş. Hanımı demiş ki kurban, yani sen bu çocuklarla sohbet ediyorsun da bunlar senin sohbetinden bir şey anlarlar mı? Demiş ki Hazret, ben de onların çok fazla bir şey anlamayacağını biliyorum. Ama onlar beni seviyorlar, benimle beraber olmayı seviyorlar zaten. Ya, bak. Ben de onlarla beraber oluyorum ki o beraberliğe Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği rahmetten, feyizden hem ben istifade edeyim hem onlar istifade etsin. Tabii değerli hocam, ben tabii burada biraz daha özel bir hususu ifade etmek istiyorum. Hakikaten bazen insan yetiştirmek için okulunuz, kursunuz, yurdunuz olmayabilir. Bu imkanları elde edemezsiniz. Ama Allah kendilerine rahmet eylesin. Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin daha böyle 1940'lardan diyeyim, 1979-80'li yıllara kadar 40 senede yani Türkiye'mizin hemen hemen her evi adeta küçük bir mektep haline gelmiştir. Yani ona ulaştığı insanlar evlerinde o sohbet geleneğini o kadar güzel yapmışlardır ki o sohbetlerde bir kere eve ilahi feyiz, bereket, meleklerin kuşatması olmuştur. İkincisi ev halkı ikram etmek gibi bir ayrı güzellik kazanmıştır. Evin çocukları diğer taraftan evlerine gelen güzel insanların dualarına mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla eve gelen insanlar gittikleri evlerdeki çocuklara daha özel muhabbetlerle evin inşasına, evin manevi olarak gelişmesine vesile olmuşlardır. Ben özellikle sohbet konusunda, hani bugün de belirli yerlerde sohbetler yapılıyor ama evlerin bir sohbet mekanı olmasını çok önemsiyorum. Hatta aile içi sohbetler olabilir, birbirine mahrem olan insanlar. Haftanın bir günü veya 15 günde bir daha usulüne uygun olarak evin çocuklarının da katılacağı güzel bir ortam oluştururlarsa evler de adeta bir dergah haline gelir. Şimdi benim torun var, benim adaşım. Onlar sohbetler var cumartesi günleri, iple çekiyor. Tabii ki. İple çekiyor. Daha şeyde ilkokul 1'e gidiyor çocuk. Ama nasıl seviyor? Nasıl seviyor? Nasıl seviyor? İşte bu esasında. Zaten bir soruyu daha sormak istiyorum. Buyur burada. Hocam. Şimdi demin söyledik biz ayet-i kerimede. Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tamam, fiziki beraberliği anladık ama. Bir de manevi beraberlik dediğimiz, zateniz buyurdunuz. Esas bir sevgi bağı kurmak. Kamil insanlara karşı gönlümüzde yer açarak onlarla sevgi bağı kurmak. Bu bağ ne kadar güçlü olursa biz o kadar güzel oluruz. Dolayısıyla buradan esasında yine bizim Nakşibend nereden gelmiş? Buradan gelmiş. Rabıtaya çok önem veren. Evet, doğru. Bütün tarikatlarda çok da. Esasında rabıta, müridin mürşid arasındaki gönül bağını kurması. Araya bir muhabbet bağının girmesi. Bu muhabbet ne kadar güçlendikçe
hem mürit mürşidinden feyz alır, hem de mürşit müridini yetiştirir, olgunlaştırır. Biraz da bu noktaya ne buyurursunuz? Rabıtanın tabii en kısa tarifi hocam ve benim gördüğüm özellikle şer'i ehli sünnet tarikatlarında diyorlar ki rabıta muhabbettir. Evet. Seven de sevdiğini daima hatırlar. Yani işin özü bu. Muhabbet dediğiniz insan el mer'u me'amene habbeten diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu beraberlik dediğim gibi hem kalbi beraberliktir, zihni beraberliktir, hatıralar beraberliktir. Bazen o beraberlik yeni bir hasret meydana getirir, insana kavuşma arzusu meydana getirir. Reşahat'ta güzel bir şey var. Diyor, iman özlemek ve kavuşmaktır diyor. Allah Allah. Evet. İnsan çünkü sevgili hocam, muhabbet ettiğini görmek de ister. Evet. Yani kalpte o muhabbet oluştukça bir defa o fiziki beraberliği arzu eder. Hakikaten bunu zaman zaman toplumda yaşıyoruz yani. Dostlarımızla yaşıyoruz. Ya hocam diyor yani muhabbetimize mani olamıyoruz. Görüşmek istiyoruz diyor. Evet, yani evet. O gıyabi beraberlikle fiziki beraberlik devamlı birbirini besler. Fiziki beraberlik arttıkça muhabbet de artmaya başlar. Bu defa muhabbet arttıkça tekrar fiziki beraberliğe dönmeye başlar. Yani bir akvaryuma girip çıkan bir su gibi devri daim halinde ikisi birbirini besler. Yani muhabbetler daha fiziken beraber olmaya, fiziki beraberlikler de muhabbete vesile olur. Elmalı Hamdi Efendi'nin çok güzel bir tefsirinde şey var. Bu İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'de benim yıllardır bunu böyle topluluklarda söylerim. Diyor ki tevhid-i ef'al tevhid-i kuluba vesiledir. Aynı anda aynı işleri yapmak, aynı mekanlarda bulunmak kalpleri de birleştirir. Yani bu ben ona belki rabıta daha özel bir tabir ama bir de irtibat var. Evet. Ben onu böyle biraz şöyle ifade ediyorum hocam. İnsan sevdikleriyle irtibat halinde mürşidiyle de rabıtalı olmalı diye ifade evet, ediyorum. Evet çok güzel. Bak o da güzel abi. Yani kelime karışmasın diye evet. Rabıta kelimesini evet. Biraz daha farklı kendi yerinde tutalım diye. O da zaten irtibatla rabıta ile ilgili. Evet. Ama tabii irtibat nedir? Selam gönderirsiniz, mesaj gönderirsiniz, hediye gönderirsiniz. Bunlar da muhabbeti tezyid ederler. Tabii bir de bunu esas böyle muhabbet merkezi olan, bulundukları meclislere adeta muhabbet dağıtan, oturmalarıyla, kalkmalarıyla, sözleriyle, simalarındaki nuraniyetle etrafa muhabbet dağıtan insanlara yapılınca onun adı daha özelle rabıta zaten olmuş oluyor. Zaten burada bir de şey pozitif enerji diyorlar ya şimdi. Evet. Gerçekten güzel insanlar baktı mı sizi dinlendiriyor. Doğru. Hatta velilerden birisi diyor ki, kemalde ölçü nedir biliyor musunuz diyor. Kemalde ölçü, yanına vardıkça, yaklaştıkça sizin gözünüzde büyüyorsa, sizi büyülüyorsa o kamil insandır. Onun eteğinden tutunun, gölgesinden ayrılmayın. Tabii o da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varislerine yansıyan bir güzellik. Evet. Öyle ifade edelim. Tabii. Allah Resulü'nden evet. Onun varislerine yansıyan bir güzellik hocam bu. Çünkü hani Resulullah Efendimiz'i anlatırken onun şemailinden uzaktan gören insan ondan heybetinden böyle çekinirdi. Fakat yaklaştıkça da Allah Resulü'nün o tevazuundan, onun yüzündeki nuraniyetten insanı adeta kendisine doğru çeken ilahi nebevi cazibesinden dolayı yaklaştıkça onu severdi diyor. Tabii Allah Resulü'ne veraset taşıyan güzel insanlar da o verasetle böyle insan bazen onların yanına yaklaşmaya çekinir ama yaklaştıkça da ya, sever. Onlardan da karşılıklı sevgi görür zaten. Bunu yine velilerden birisi Muhammed-i Nur diyor. Tabii. Muhammed-i Nur'un nesilden nesile teselsülen gelmesi. Akmasıdır hocam. Ama bir de burada şu var. Adam mangalda kül bırakmıyor ama dağ yanına varınca küçülürmüş derler. Sen geriden çok yüce birisi olarak görüyorsun. Sonra yaklaşıyorsun, bakıyorsun ki adam hocam, işte kalıbının adamı değil. Meşhur bir misal var gözümüzden ya. Gözümüzden düşüyor adam. Evet. لَاَنْ تَسْمَعَ الْمُعَيْدِي خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ diye meşhur bir misal var. Evet. Hani muaydi diye çok meşhur evet. Birisi varmış. Evet. O kadar şan yücelmiş ki. Sonra birisi gitmiş bakmış ki dayanamamış. Ya bu adamı demiş yani uzaktan duymak, dinlemek, ya. Görmekten her zaman hayırlıdır. Hakikaten bazen gözünüzde o kadar
öyle büyütürsün ki. Maalesef. Fakat yanına vardığınız zaman küçülür. Aynen. Tam tersine Allah dostları ise uzaktan ya, tanımasanız bile evet, yanına yaklaştıkça gözünüzde büyürler onlar yani. Nesimi geliyor, nesimi kokusu geliyor, kokusu geliyor, ışığı geliyor abi. Doğru. Şimdi bundan sonra esas bir de yine hizmet. Şimdi Ramazan'dayız. Tabii hizmet dediğimiz zaman hizmet, ben laf ebeliyle hizmet olmaz diyorum ben kendim. Laf ebeliyle merhamet de olmaz, laf ebeliyle şefkat de olmaz. Ya yiğit iş başında belli olur. Biz kanayan bir yarayı gördüğümüz zaman yüreğimizde kanıyor ve o yarayı sarıyorsak, en azından o güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman cennetinde duymazsa bizden değildir buyuruyor Efendimiz. Bu gördüğümüz yaralardan rahatsız olmazsak, o zaman bunu lafla söylemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla şu Ramazan'da bu hizmetimiz ne olmalı? Nasıl Hocam, olmalı üstadım? Aslında hizmet, insandaki insana Allah Teala'nın ikram ettiği ne varsa onu bir başka varlığa taşıyabilmesi demek. Bazen sözünüz hizmettir. Bir yüreği teselli edersiniz. Ya. Bazen bir açı doyurursunuz, o bir hizmettir. Bir yarayı tedavi edersiniz, o bir hizmettir. Ama özellikle Ramazan'da en çok gündemimizde olan bir ana tabiri var. Ramazan'ı ümmetle yaşamak şeklinde. Hatta Resulullah Efendimiz'in malum Ramazan'ı anlatılırken orucundan daha çok onun cömertliği anlatılıyor değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Fakat Ramazan gelince artık onun cömertliği böyle yeryüzüne rahmet taşıyan, yağmur taşıyan bulutlar gibi olurdu. Dolayısıyla da aslında Ramazan'ın bu iki yönü çok önemli hocam. Ben öyle okuyorum. Ramazan'da insan böyle iki yolculuk yapmalı. Bir iç dünyasında orucun verdiği o manevi zevkle ruhi bir yolculuk yapmalı. Bir de dış dünyasına ciddi yolculuk yapmalı. Nerede böyle hani bir ihtiyaç görürse, nerede Allah'ın razı olduğu bir güzellik görürse, o güzellikte bir pay sahibi olmak. Zaten bizim ibadetlerimize baktığımız zaman hocam, özellikle hep iki tarafı var. Mesela namazda hem miraç yaşıyoruz, hem cemaatle beraber olmak suretiyle toplumdan haberdar oluyoruz. Zekat zaten başlı başına insanın kendi varlığını paylaşması. Hac dediğiniz bütün ümmetin toplanması. Ramazan'da ise aslında bu ibadetlerin çoğu bir araya geliyor. Ramazan'da hem namaz var, hem oruç var, hem de sadaka-i fıtır, en azından vacip olan sadaka-i fıtır var. Bir de zekatlarımızla, bir de gerçekten oruç insana merhamet duygusunu daha da geliştiriyor. İnsan kendisi böyle acizliğini hissettikçe, ha benim gibi böyle bu şu anda açlığı hissedenler de vardır duygusu, yavaş yavaş insanda belirmeye başlıyor. Dolayısıyla da hizmet dediğimizde bu manada insanın kendisinde ne varsa, yani bazen ilmiyle hizmet eder insan, bazen irfanıyla hizmet eder, malıyla hizmet eder, canıyla hizmet eder. Hiçbir şey olmazsa açar ellerini Yüce Rabbine duasıyla hizmet eder. Hani burada da yine bizim büyüklerimizin çok güzel bizlere bu manada hizmete teşvik edecek sözleri vardır. Der ki mesela Ebu'l-Hasan Harakani'nin çok güzel bir sözü var. Sizin yazdığınız bu gönül erleri kitaplarında, yani tasavvufi menkıbelerde, özel bir kitabı söylemiyorum. Yani tasavvufi menkıbelerde geçen, Türkistan'dan Şam diyarına kadar bir Müslümanın ayağına bir diken batarsa, ya, ben o dikeni kalbimde hissederim diyor. O önce benim kalbime batar. Kalbime batar, onu ben duyarım. Şam'da da olsam daha Türkistan'a gider, o dikeni tutup çıkarmaya çalışırım diyor Hazret. Onun için hocam, tabii Rabbim hepimizin o damarlarımızı açsın. Yani egoluktan daha bizi müminlerle yaşamaya, müminlerin dertlerini dert edinmeye, hani hadis-i şerifte buyurulduğu gibi müminlerin işlerini, dertlerini dert edinmeyen bizden değildir diyor Peygamberimiz. Alemlere rahmet bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle olunca da hatta yani sadece İslam coğrafyası değil, yani bir yerde Allah'ın kullarından bir kul, Allah'ın mahlukatından başka bir mahluk da olsa ona bir şey vermek ki bizim medeniyetimiz aslında, onu siz de zaman zaman çok anlatıyorsunuz, Allah razı olsun, tamamen
bu hizmet ve ikram ve merhamet üzere kurulmuş bir medeniyet. Yani biz merhamet medeniyetin çocuklarıyız. Göçmen kuşlara hizmet eden de bu medeniyetin insanıdır. Ne bileyim, işte yavrusunu emziren, köpeğin de huzurunu kaçırmayan bu medeniyetin çocuklarıdır. Cübbesinin üstüne yatan kediyi kaldırmayan da yine bu medeniyetin insanıdır yani. İslam medeniyetinin insanıdır. Dolayısıyla İslam medeniyeti dediğimiz veya Müslüman dediğimiz, İslam insanı dediğimiz insan her tarafa rahmet taşıyan. Tabii rahmetin de, merhametin de göstergesi muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın bu tarifi çok hoşuma gider. İmanın ilk meyvesi merhamet, merhametin de tezahürü, göstergesi hizmettir. Yani çok, iman, çok merhamet ve hizmet. Çok güzel. Yol böyle gidiyor abi, hocam. İman güzel. Ne kadar güçlüyse orada ilk meyve merhamettir. Merhametin de hakikaten yansıyan tarafı, ışık veren tarafı Allah'ın mahlukatına hizmeti. Sadece insana değil. Yani ağaca hizmet, çiçeğe hizmet, ne bileyim hayvana da hizmet. Zatınızın bir şeyi var. Bu Konya'da o tabii şey Kulu'dan şeye giderken, Konya'ya giderken minare gibi bir yol. Orada karda kışta kıyamette o kuşlar, sığırcıklar geliyor ana yola. Evet. Karnını evet. doyurmak için. Arabalar da süratlice geliyorlar. Doğru. Ve orada hayvanlara çarparak telef oluyor hayvanlar, yazık kuşlar. Sizin bunlara karşı bir şeyiniz vardı. Gerçi ben bunu rahmetli Baybal abiden de duydum. Efendim, Konya'dan çıktık bir gün gerçekten hocam. Evet. Yani yolda sadece asfaltın olduğu yer siyah. Evet. Başka hiçbir siyah yok. Bütün Konya Ovası kar halinde. Fakat sağ olsun Ahmet Topbaş Bey ile beraber ama yollar baktık kan çölüne dönmüş ya. Yani. Kan evet. gölü olmuş. Ya dedik girelim en yakın bir yere, biz buğday alalım. Yola serpe serpe gidelim dedik. Yani biliyor musun? Kenara gelelim. Yolun kenarlarına serpelim. Kenarlarına serperiz dedik ama ne yazık ki o buğdayı da bulamadık orada. Sonra bir yere kadar gittikten sonra yolda rahatladı zaten. Tekrar Konya'ya dönme şansımız da olmadı tabii. Evet. Ama yani benim gerçekten unutamadığım bir acı sahnedir o. Dolayısıyla insan kendisi evde otururken dışarıdaki yaranın farkında olmalı ama bununla ilgili ben çok farklı güzel bir şey, anlatayım hocam. Bir gün Medine'de bir akşam Musa Efendi rahmetullahi aleyh dedi ki bakın duvarların dibinde yatan insanlar var dedi. Gece Medine soğuk olur. Bir bakın bakalım dedi yani. Allah Allah. Yatan insanlar varsa gidin battaniye alın onların üstünü örtün dedi. Hiç Medine'de aklımıza gelmez ki hocam böyle bir şey. Otelde kalıyoruz bizler. Herkes evinde. Ama sokakta yatan insan hatırımıza gelmedi hiç bizim. Ama Musa Efendi de evinde oturuyor ama demek ki o evde sokaktaki üşüyen insanların üşümesini hatırladı yani. Ve gerçekten değerli hocam ilk akşam arkadaşlar çıktılar. Ne buldularsa 250 tane battaniye bulmuşlar. Şöyle bir sokaklara dolaştılar. Orada takuniler falan var. Yani gündüz gölgede yatıyorlar. Gece nasıl o gölgeye ihtiyaç yok. Bir duvarın dibinde yatıyorlardı o zaman. O battaniyeleri diyor üzerlerine örttüğümüz zaman öyle sevindiler ki, öyle dua ettiler ki diyor. Ve Musa Efendi sordu. Ne yaptınız akşam diye. Efendim işte 250 tane battaniye bulundu akşam. Bu akşam yine yapın. Daha vardır belki. Allah Allah. Dediler. Ben dedim ki yani Medine'de üşüyen insanların derdinde olan demek bir Allah dostu var yani. Kimsenin hatırına gelmez böyle bir şey yani Medine'de. İşte muhterem üstadım bu güzel sohbetten bize ne kalsın? Böyle yüreğimizde de bu şeyleri hissedelim biz. Yüreğimizde kalsın da biz de görelim. Görmezseniz hiçbir şey yok. İşte şimdi onu hocam şöyle ifade edeyim. Allah Teala'nın o kutsi hadiste buyruluyor ya ben kulumu sevince onun gören gözü olurum. Evet. Dolayısıyla insan o ilahi muhabbete, Allah dostluğuna ulaşırsa evinden bile açığı, yoksulu, garibi, üşüyeni görüyor. Evet. Ama o duygu yoksa sokaktan geçerken de üşüyenin farkında olmaz. İşte, açı da görüp geçmez. Görmediğiniz zaman bir şey yok. Evet, görmediğiniz ama zaman bir şey yok. Ama gördüğümüz zaman çok. Gazze'de evet, şu anda evet. orada diyor ki siz şimdi sahur, iftar yapacaksınız. Biz burada ekmeğimiz yok, içecek suyumuz yok, ilacımız haklısın. Yok. Çocukları, ölmüş çocukları köpekler yemesin diye kefenlere sarılmış bebeklerin başında nöbetçi bekleyen babalar. Şimdi biz bir de onları da acısını da yüreğimizde
canhıraş hissediyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Özellikle bu konuyu belki bu vesileyle, bu Ramazan vesilesiyle Gazze gündemimizden düşmemeli. Evet. Gazze gerçekten gündemimizden düşmemeli. Gazze gündemimizden düşmeyince yapabileceğimiz burada başka şeyler varsa bir oralara yardım göndermek. İkincisi de Gazze'deki zulme ortak olanlara karşı o boykotlarımızın en azından derinleştirerek devam etmesi gerekir diye düşünüyorum hocam. Evet. Ben öyle diyorum ki bak zulmüyle abad olanın sonu berbat olur. Hem bu burada o Gazze kasabı hem de onun sırtını sıvazlayan Amerika'sı, Avrupa ülkeleri geleceğin dünyasında tek başına gezecek cesareti kendinde bulamalılar. Yazık. O yüzden muhterem üstadım bu güzel sohbeti bu temennilerle noktaladık. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir başka Ramazan akşamında yine iftar sevincinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, İrfan Gündüz'le iftar sevincini sundu. Albaraka Türk, hayırlı Ramazanlar diler.